hayır dediler. Böyle de merak ettim. Aramızda developer olmayan var mı? Aman Allah, kendimi çok yabancı hissettim. Benim güvenlikçi olduğuma vesile olan şey de Java'dır bu arada. Ben üniversitede bilgisayar mühendisliğindeki Java projelerinde yeteri kadar başarı gösteremeyince yazılım bırakmıştım. Sonra da güvenlikçi oldum, böyle kaldım. Neyse, benim konum biraz herhalde gündeme en uzak konulardan birisi. Bu kadar yoğun gündemde, bu kadar teknik içerikli biraz böyle nefes almanız için böyle bir konuyu seçtim. Aslında çok da uzak değil, arka planda. Backend'de kullandığınız bütün framework'ler ya da teknolojiler yine Java tabanlı, Apache projeleri. Onlardan ben zaman kalırsa bahsetmeye çalışacağım. Ama yine de konu olarak böyle bir farklı bir şey seçmeyi tercih ettim. Nedir konumuz? Aslında biraz öyle yeni yeni konulardan bir tanesi. Biz firmaların yaşayacağı güvenlik problemlerini önceden tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu bir startup'ın da aslında fikri, ben onun product manager'ını da yapıyorum. Biraz oradan da bahsediyorum. Aynı şeyi gibi düşünün, bir sağlık verisini alıyorsunuz insanları ve sağlık verisinden bu insanların hangi yaş aralığında öleceğini, hangi yaş aralığında hangi hastalığa maruz kalacağını tahmin etmek gibi bir şey. Biz de firmaların ne zaman hackleneceğini, ne zaman başlarına bir güvenlik problemi geleceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Burada da aslında bayağı bir yol kat ettik. %87 civarında bir şey. %95 bu işin nirvanası olarak söyleniyor. Çok kısaca kendimden bahsedeyim. Yaklaşık 15 yıldır siber güvenlik işiyle uğraşıyorum. Burada Hüzeyfe, Önal, Bilgi Güvenliği Akademisi'nin kurucularındayım. Ne iş yapıyoruz biz? Tamamen siber güvenlik üzerine danışmanlık, eğitim vesaire işte yapıyoruz. Benim biraz daha özel bir görevim var. Ben şu an Amerika'da olan, yatırım Amerika'ya gitmiş olan Cyber Risk Score, siber risk skorlama ürünü product manager olarak çalışıyorum. Bunun İngilizce'yi onun haricinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde siber güvenlik yüksek lisans programına devam ediyor. Birkaç yılda çalıştığım firmadan bahsedeyim. EGA'da Güvenliği AŞ firmasının kurucu ortaklarından dedim. Yani firmanın ticari yaptığı işleri bir yere koyarsak, bizim belki 10 yıl sonra geri dönüp baktığında o firmayla öğreneceğimiz tek şey, biz aldığımız, öğrendiğimiz her şeyi sektöre fazlasıyla veren ve bunu da öğrenen bir kurumuz. Bugüne kadar işte yaklaşık 7 bin sayfa yakın Türkçe nottan tutun da her sene yaz, kış kampları, üniversite öğrencilerinin bu sektöre kazandırılması ile ilgili değişik aktiviteler yapmaya çalışıyor ve bundan da oldukça mutluyuz. Yani bunu da zamanında Google'dan kopyalamıştık. Yani her çalışanın belli bir zamanını sektöre verecek farklı projelerle uğraşmasını istiyoruz. Burada hani yakına öğrenci olanlar olma ihtimalinden dolayı bu duyuruyu da geçmek istedik. Her sene bir adet siber güvenlik kış kampı, bir adet siber güvenlik yaz kampı yapıyoruz. Üniversite öğrencileri başvuruyor, yaklaşık 3000 kişi başvuruyor. %1'ini alıp bunları bir hafta ücretsiz eğitiyoruz ve sektöre kazandırmaya çalışıyoruz. Başvuruları başladı, siber kamp org adresinden hani yakınlarınıza tavsiye edebilirsiniz. Yani sektörde %30-35 civarında bir eleman kazandırma potansiyeli var. Yani burada çalışan, daha doğrusu katılan her üç kişiden birisi şu an bizim sektörde iş sahibi. Geçiyorum, vaktim biraz daha efektif kullanmadığını, ajandamızda bunlar var. Aslında çıkış noktamız biraz bu FBI'nin eski direktörlerinden birisinin kurduğu cümleyle alakalı. 2012 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam. O kadar çok güvenlik problemi yaşamaya başlamıştı ki Amerika'daki firma. Hemen hemen bütün büyük firmalar ya hackleniyordu ya da hacklenme haberi çıkıyordu. Doğrulanmıyordu, sonra tekrar doğrulanıyordu. FBI direktörlerinden bir tanesi, işte Robert Mueller, bir konuşmasında artık tarihe geçecek bir söz kullanmıştı. Yani işte Amerika'da, Amerika'yı kastediyor tabii bu arada. İki tip firma vardı. Bunlardan bir tanesi hacklenenler, diğeri de hacklenecek olanlar. Bu bize aslında bir ışık taştı. Yani o kadar çok firma var hacklenen, o kadar çok firma var ki hacklenecek olan. Acaba biz bunları tahmin etmeye çalışsak ne kadar başarılı oluruz? Tahmin edersek ne değişir? Önemli şeylerden birisi de bu. Yatırımcı sunumlarında hatırlıyorum, biz bir sürü fikirle gitmiştik. Bugüne kadar siber güvenlikle ilgili bir sürü fikirle gittim ama bu fikir garip bir şekilde yatırımcıların tabiri caizse aklını başından aldı. Çünkü bizim hiç ummadığımız şeylere getirdiler. Neden? Adam dedi ki, ben Wall Street'te borsaya açık olan firmaların siber güvenlik skorlamasını yaparaktan hangisinin ne zaman eklemeyeceğini tahmin edersen ve burada değerinin ne kadar düşeceğini eğer bilirsen buradan o değerlemede veyahut da satışta veyahut da borsada alacağım hisseleri ona göre karar verebilirim diyeyim. Kafasında böyle milyar dolarlık bir iş planı çıkartmışlardı. Gerçekten de bu tip şeyler
belki bu sene ya da bu dönemde, 1-2 sene içerisinde çok kolay gibi gözükmesin, 4-5 sene sonra şunu çok rahat görebileceğiz. Şu an nasıl ki ülkelerin finansal risk skorları var değil mi? İşte Standard & Poor's, Moody's, Fitch ne yapıyor? İşte A firmasının, B firmasının finansal risk skorunu açıklayarak onun geleceğiyle ilgili tahminde bulunmaya çalışıyor. Nereden bulunuyor bunu? Elinde devasa bir data var onunla ilgili topladığı. Bununla ilgili başka firmaların da verilerini toplayıp bir tahminde bulunmaya çalışıyor. Bizim de yapmaya çalıştığımız şey aslında böyle bir şey. Yani firmaları ve ülkeleri skorlamaya çalışıyoruz. Şu an çok net bir şekilde hani şu veriye sahibiz diyebilirim. Türkiye'de önümüzdeki 8 ayda başına bela gelebilecek bir büyük firmaları sayın deseniz sayabilecek durumdayız. Ve bunu da aslında şey yapıyoruz. Sene sonunda biz bu sene tahmin ettiğimiz firmalar bunlardı. Evet %80, %90 oranında başarılı olduk diyebiliyoruz. Dünyadan bir örnek vereyim. Hani neden bu işler çok popüler olmaya başladı? Swift yapısının bilmeyeniniz yoktur. Tamamen uluslararası bankacılık sisteminde para transferi için kullanılan hem protokol hem de firmanın adı diyebiliriz. Peki Swift ile ilgili hacking olaylarını duymayanımız var mı aramızda? Yaklaşık 3 yıldır, duymuş olacağız şimdi beraber, yaklaşık 3 yıldır bir hacker grubu, birden fazla var ama biz bir tanesini çok yoğun görmeye başladık. Bu işin çıtasını yükseltti. Profesyonellikte artık ne derler, hani çağ atladı derler ya. Eskiden hackerları biz görürdük işte, önce lise çağındaki çocuklar okul arkadaşlarını hava atmak için kullanıyorlar, sonra biraz profesyonelleştiler, sonra tamamen bu iş paraya döküldü ve artık bu işin geldiği şu anki son noktada adamlar farklı ülkelerdeki Swift sistemlerini hackleyerek oradan ciddi miktarda para transferleri yapıyorlar ve buradaki rakamlara bakarsanız 1.2 milyar dolarlık bir transfer denemesi yapıyorlar. Yani aslında işleri rast gitse 1.2 milyar dolarlık parayı bankalardan zahmetsiz transfer edecekler. Ama %10 başarıyla çalışmışlar. %10'u tutturabilmişler. Bu şu anlama geliyor. Yani siz siber güvenlik için 1000 lira, 2000 liralık yatırımdan kaçarken, büyük firmalar için konuşuyoruz. Başlarına böyle bir şey geldiğinde buradaki yazar rakamları çarpı 3 ya da çarpı 4 gibi düşünün. Çünkü çoğu siber sigorta firmalarından geriye alınmış. Bir kısmı Swift'ten geriye alınmış şeyler ama zararlar çok daha büyük olduğunu söyleyebiliriz. Yani gitgide baktığımızda bu iş çok ciddiye binmeye başlıyor. Dolayısıyla firmaların başına gelebilecek siber güvenlik problemlerini tahmin etmek her zamankinden daha öncelikli oluyor. Sabahleyin daha gelirken baktım, yani yaptığımız iş bu olduğundan dolayı siber istihbaratla ilgili önümüze haberler düşüyor. İşte WordPress kullanan var mı aramızda, kendi bloğunda veyahut da kurumsal tarafta? WordPress şu an dünyanın herhalde en büyük content management sistemlerinden birisi. %24 civarında dünyadaki popülasyonuna baktığımızda bir tane açıklık yayınlandı. İşte WordPress'te eğer bir ayar eksikse Apache ile ilgili uzaktan admin password'ını resetleyebiliyorsunuz. Şimdi bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Bu WordPress kullanan ve bu önlemi belki pazartesine kadar almayan veya işte pazartesi de belki bir hafta 10 gün sonra alacak diyecek, hemen hemen her firmanın riski olduğu anlamına geliyor. Hacklenebilirsiniz. WordPress'ten artık Panama Papers'ı duymanız kalmamıştır. Panama Papers dediğimiz o olay, dünyanın geleceğine belki etkileyen olay, tamamen bir WordPress eklentisindeki zafiyetten kaynaklandı. Peki Türkiye'de neler oldu? İsim vesaire zikretmeden şey. Türkiye'de de gerçekten profesyonel olarak bu işi yapan hem yerli hem de yabancı ekipler artmaya başladı. Bizim filmlerde gördüğümüz, ancak bu işte Amerika'da olur ya da Avrupa'da olur dediğimiz hacking olayları biz Türkiye'de de yaşamaya başladı. Mesela örnek verecek olursam, bir adet havalimanı altyapısının hacklendiğine biz şahit olduk geçen sene. Bütün, şöyle düşün, havalimanına gidiyorsun, bütün ekranlar durmuş. Hiçbir şey çalışmıyor, maaşlar verilmiyor vesaire. Her şey manuel ilerliyor. Gerçi oradaki arkadaşların bir sözü var. Hocam, bilgisayarlar gittiğinde biz daha hızlı çalışıyoruz, daha mutlu çalışıyoruz. Sadece maaşları alamıyoruz demişlerdi. Ama gerçekten de baktığınızda olayları incelediğinizde arka planda profesyonel bir grup çıkmıştı. Yapılan olay şu, medyada bunların hiçbirisini muhtemelen görmemişsinizdir. Adam havalimanı altyapı firmasından alacağı gizli ya da hassas bir veri herhalde olmadığı için 3 ay, 4 ay uğraşmış. En sonunda ufak bir yazılım geliştiriyor, bütün bilgisayarları kuruyor, onu genel müdür dahil olmak üzere aktif direktörden basıyor ve çıkarken her şeyi siliyor. ESX'ler dahil olmak üzere bütün sistem bir anda çöküyor. Yedekler de online alındığından dolayı yedek sistemler de göçüyor. En son offline, o yine teyplere kalmıştık. Teyplerden alıp bazı notları geriye doğru olayı çözmeye çalıştık. Şimdi bu işin son örneklerinden birisi, firma skorlama neden önemli? Bu işi eğer bir
paraya, maddeye de bakan yanı varsa acayip hızlı gelişiyor. Benim gördüğüm şey bu. Yani ben 15 yıldır sektördeyim. Yaklaşık 10 yıl biz hep siber güvenlikle uğraşırken işin ucu maddiyata dayanmadığından dolayı yeteri kadar derdimizi anlatamıyorduk. Ama şu an siber güvenlik doğrudan nakit çalıştırdığından dolayı firmalar için çok çok önemli hale geldi. Biliyorsunuz Yahoo'nun 1 milyar 500 milyon artı 500 milyon hesabının hacklendiği haberleri çıktı. Yahoo bu haberler çıkmadan önce satın alınıyordu. Verizon diye bir firma tarafından satın alınacaktı. Verizon firmasıyla anlaşıyorlar belli bir fiyatta. Tam böyle artık el sıkışılıyor. Hukuki süreç tamamlanıyor, para ödenecek aşamaya geldiğinde Yahoo'nun hacklendiği haberi ortaya çıkıyor. Aslında bilinen bir şeydi bu ama sadece hani haberleri çıkmamıştı. Underground forumlarda satılmaya başlanmıştı 3-4 ay öncesinden. Ve Yahoo'yu satın alacak kablosuz ağ firması 1 milyar dolar eksiltme istiyor. Yani senin diyor reputasyonun gitti diyor. Sen diyor en değerli verin seni diyor. Kullanıcıların da diyor. Sen diyor onların şifresini kaybettiğinde artık diyor kullanıcılara sahip olamayacaksın. Dolayısıyla ben sana ödeyeceğim 5,5 milyar dolar ya da 4,5 milyar dolar ödemek istiyorum diyor. Ve arada anlaşıyorlar. Bakın bir eğer böyle bir hizmet ya da böyle bir işlem yaptırmış olsaydı bu firma, çok çok yeni bir sektör olduğundan dolayı bunu yapan firma sayısı dünyada 3 ya da 4'tür. Böyle bu aşamaya gelmeden Yahoo'nun fiyatını çok daha düşükten alabilirdi. Dolayısıyla firmaları hem skorlama hem de firmaların başına gelebilecek zafiyetleri tahmin etme, başlarına gelebilecek olayları tahmin etme inanılmaz değerli bir iş olmaya başladı. Peki firmaların başına ne geliyor? Yani biraz daha böyle olayı detayına inmeye başladım. Firmalar nasıl hackleniyor? Bu hacking dediğimiz kavram ne? Hani filmlerde gördüğümüz gibi mi yoksa bunun arka planında ne yatıyor? Çok kısaca da ondan bahsedip bir sonraki konuya geçmeye çalışacağım. Bu arada sorusu olan varsa, hızlı geçiyorum vaktimiz dar değil ama arada alabilirim soruları. Ama dinlenmiş olursun, biraz hızlı konuştuğumun farkındayım ama öyle hani 44 dakika kendimi tamamen planladım. Şu sol taraftaki resmi hatırlamışsınızdır, Swordfish filminden. Böyle işte ekranlar var, işte 2 dakikada, 3 dakikada password'leri kırıyorlar vesaire. Bu hayal edilen hayat ama bir de gerçek tarafta işte Kuzey Kore'deki zavallı hackerların böyle zor kullanarak bir yerlere sızma girişimlerine şahit oluyorsunuz. Hayat filmlerde gördüğümüz gibi işlemiyor bizim tarafta. Gerçekten bir şeyi hacklemek, bir şeyi kırmak bazen bir gün alabiliyor, bazen 3 ay ya da 4 ay alabiliyor, bazen de sınırsız zaman alabiliyor. Çünkü hani illaki bir sistem hacklenecek diye ya da güvenlik açısına sahip olacak diye bir şey yok. Siber saldırıları tespit edebilmek için, daha doğrusu önceden tespit edebilmek için saldırı kavramının içini biraz doldurmamız lazım. Eğer bunu doldurursak ve bunu matematik modele dökebilirsek oradan tahmin yöntemini geliştirebiliriz. İşte işin içine biraz orada bu yapay zeka ya da işte machine learning kısmı girmeye başlıyor. Peki siber saldırı nedir, nasıl yapılır, bileşenleri nelerdir? Biraz bunlara değinmeye çalışalım. En fazla yaşanan siber saldırılardaki motivasyon şu an suç, yani cybercrime. Eskiden hacktivism dediğimiz, yani gerçekten böyle profesyonel bir amaca hitap etmeyen, hizmet etmeyen yöntemler, daha doğrusu motivasyonlar daha fazlaydı. Ama şu an 2015-2016 %70-80. Bu iş tamamen ayrı bir sektör olmuş durumda. Tamamen ayrı bir sektör olmuş durumda ve gittikçe de artıyor. Peki neler yapıyor? Yani saldırı yöntemi olarak ne kullanıyor? Unknown dediğimiz kısım, hani bu kategorilendirilememiş bir alan, birazdan onu açmaya çalıştım. Account hijacking, hesaplarımızın ele geçirilmesi, ki birazdan hani birkaç adres vereceğim, kendiniz kontrol ederseniz. Muhtemelen bu salondaki arkadaşların 4'te 3'ünün, belki de hepsinin, en az bir adet parolasının internette satıldığı ya da işte internette bir yerde elde edilebileceğini hep beraber görmüş olacağız. Başka neler var? DDoS, işte SQL injection, 2017 hala SQL injection saldırılarıyla sık sık karşılaşıyoruz. Malware defacement, malvertising, malicious iframes, DNS, XSS vesaire. Yani saldırılar aslında böyle kategorize ettiğimizde 3 ya da 4 tane ana bileşenden oluşuyor. Daha fazla saldırı tipini çok fazla görmüyoruz. Çünkü teknoloji çok gelişti. Birçok saldırıyı otomatik olarak engelleyebiliyoruz. Peki neler var hedef kitlesi olarak? E-commerce, software firmaları, yazılım firmaları şu an yeni hedef. Özellikle startup, yani büyüme odaklı startuplar, sitem çekti vesaire. Bunlar inanılmaz hedef alınıyor. Neden inanılmaz hedef alınıyor? Çünkü daha çok kullanıcıya sahip olduğunuz anda hedef oluyorsunuz. Şu an internette para eden en önemli şey veri. Ve siz eğer daha çok veriye sahipseniz çok daha hızlı hedef olmaya başlıyorsunuz. İşte video games, bunlar da yine babasından indik. Oradaki kullanıcıların
bilgileri önemli. Yani hedef alınan firmalarda ağırlıkla bunları görmeye başlıyoruz. Oteller niye hedef? Çünkü çok fazla insan gidip çıkıyor, çok fazla bilgi veriyor ve o bilgiler satılmaya başlanıyor. Nelerle karşılaşıyoruz? Dedi ki bir işte IoT sistemler hayatımıza girmeye başladı. Türkiye'de çok çok yoğun görmesek de Amerika'da, Avrupa'da, özellikle Rusya'da ve Çin'de çok fazla IoT sistemini kullanmaya başlandığını görüyoruz. Bunlar tabiri caizse serseri mayın gibi. Yani bizim, benim kendi tabirimle 1999-2000'deki normal web sunucular, Windows'lar, Linux'lar neyse şu an IoT sistemler aynı. Yani tarih tamamen tekerrür ediyor. O zamanki çıkan ışıkların tamamı IoT sistemlerde tekrar tekrar çıkmaya başlıyor. Ve interneti belki yaşanılmaz hale getirecek sistemler bunlar. Biraz bu saldırıların birkaç cümleye değinmeye çalışayım. En popüler saldırı tiplerinden birisi denial of service. Yani aslında hizmet reddi. Siz şöyle düşünün, bu salon 100 kişi alıyor. Buraya 1000 kişi sokmaya çalıştığınızda işte 200'den sonra bu salonu atamazsınız insanları. Aynen bunun gibi. Yani sizin web serverınızın ya da sunduğunuz hizmetin bir kapasitesi var. Bu kapasitenin üzerinde bir talep geldiğinde bunu işleyemiyorsunuz ve yavaşlamaya başlıyorsunuz. Çok net bir şekilde biz bunu hani köprülerde, İstanbul'daki Boğaz Köprüsü'nde çok net bir şekilde her gün aslında yaşıyoruz. Peki buradaki bileşen ne? Yani ben bir DDoS saldırısını önceden nasıl tahmin edebilirim? Ya da bir DDoS saldırısının yapılacağını, ne zaman yapılacağını, en erken ne kadar sürede tahmin edebilirim? Şimdi kurbanın hedef IP adresi ya da alan adı ve hedef servisi. İki tane bileşene ihtiyacı var. Yani siz bir DDoS saldırısı yapmanız için google.com. Ondan sonra botları gönderin, zombi olarak adlandırdığınız bu bilgisayarları, köy bilgisayarları gönderin, saldırsın. Ha bir de kaynak var burada. Yani ben bu iki bileşeni, ki bu zaten benim müşterim oluyor ya da ben oluyorum. Şunu kontrol edebilirsem, bunları takip edebilirsem saldırıların ne zaman gideceğini, ne zaman yapılacağını, hangi ülkeye yönelendiğini çok net bir şekilde tahmin edebilirim. Buradaki yaklaşık tahmin süreleri de 8 ile 12 saat arasında fazlasıyla yeterli bir süre olarak geçiyor. IoT sistemlere burada özellikle önem veriyorum çünkü yeni ya da popüler olarak hep bunlar kullanılmaya başlandı. Neden? İşte Mirai Botnet vardı. Daha geçenlerde dünyanın işte Twitter'ın, YouTube'un vesairenin tamamen yavaşlamasına sebep olan. Aslında bu şöyle düşünün, bir tane ufak program yazıyorsunuz, hatta hazır yazılmışı var. Oraya şuradaki default username password'leri veriyorsunuz. Tak o IoT sistemlerin default admin paroları, işte 61 tane kullanmış. Bunları ele geçiriyor ve onları merkeze bağlıyor. Yani orada kameranız bir anda gözetleme yaparken bir anda aslında bir DDoS'a karışmış olabilir. Burada bakın 100 bin tane hacklenmiş IoT cihazından bahsediyoruz. Bu 100 bin tane IoT cihazını hacklemenin maliyeti belki o adam $500-1000 arasında çıkıyor. Çünkü hani böyle atraksiyonlu bir şey yapmasına gerek yok. Gidip de eskiden Windows sunucuları, Linux sunucuları hackleyip yaparlardı. Şu an onun maliyeti arttı. IoT sistemleri hacklemenin maliyeti çok düşük olduğundan dolayı tamamen burada da şey şu, default credential kullanmaya başlıyor herkes. Ya da kullandıkları Linux'un üzerine kullandıkları yazılımlar, ağırlıklı işte CGI üzerinde çalışıyor. Çok basit güvenlik zafiyetlerine sahip. Onun üzerinden IoT sistemler ele geçiriliyor. Gelecekte başımızı ağrıtacak en önemli konulardan birisi maalesef ki bu. Çünkü bunların hani kolay kolay patchlenmiyor, kolay kolay değiştiremiyorsunuz. Bu da benim yaşadığım örneklerden birisi. Hani bu işin ne kadar kolay olduğunu göstermek açısından kullanıyorum. Eğitim verdiğimiz için sık sık ve bu konuyla ilgili, DDoS ile ilgili ben uzun zamandır uğraştığımdan dolayı arkadaşlardan bir tanesi, sesimin 15 olduğunu tahmin ediyorum. İşte hocam eğitimlerinizde ve seminerlerinizde kullanmak için ihtiyacınız olursa, DDoS atak ihtiyacınız olursa yardımcı olabilirim. Yani aslında burada demek istediği şey şu, hoca beni gör, sen bu işi bildiğini söylüyorsun ama ben de biliyorum, istersen bir kapışalım mı, gizli mesajı bu. Eğer buna şöyle cevap verirseniz siz, sen kim oluyorsun, ne bildiğini zannediyorsun derseniz biraz olacakları görür ki demedim, çok gayet kibar bir mesaj yazdım. Eğitimlerde genelde lab ortamlarını kullanmaya çalışıyoruz falan filan dedim. Arkasından anladım hocam yine de ben yardımcı olacağım bir şey olursa mail atmanız yeterlidir. BGA.com.tr'ye bizim sayfamıza ufak çaplı test ataklı, test amaçlı bir atak yaptım diyor. Ufak çaplı dediği ISP'den gelen mail 1.1 milyon kullanıcıyı bizim üzerimize salmış. Yani biz $50 bir site açmışız. Adam 1 milyon kullanıcıyı göndermiş ve ISP, Amerika'nın en büyük ISP'lerinden bir tanesi bizi kovdu. Software dediğimiz ISP. Dedi ki 250 bin benim kapasitem, sizin aldığınız saldırıdan dolayı benim bütün müşterilerim etkileniyor. Dolayısıyla sizi burada istemiyoruz. Ve başka bir yere gönderdi. Eğer bu adamla ben biraz önceki gibi didişseydim tabiri caizse, bu adam bizi internetten silebilirdi. Bu da küçük çaplı, büyük çaplı olduğunu düşünün. Türkiye'de yaklaşık
bir sene önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Bu cebimizdeki kredi kartlarının çekili post cihazlarına kadar gitmişti bu saldırı. Çalışmamıştı o sistemler. Yani başımıza geldiğinde çok kolay kurtulabileceğimiz bir şey değil. O yüzden de bu IoT cihazlarına özel önem vermek lazım. Özellikle üreticilerin özel önem vermesi lazım. Yoksa bu işin sonu pek iyiye gitmiyor. Diğer bir konu, bu saldırıydı. Bunu nasıl istihbaratını alacağımızı anlatacağım. Diğer bir saldırı, kaba kuvvetli o DDoS saldırısı bu arada. Biraz daha böyle bizi hedefleyen saldırı. Yani zincirin en zayıf halkası deriz ya işte. Zincirin en zayıf halkası kadar güçlüsünüzdür. Zincirin en zayıf halkası bizim bu IT dünyasında insan. Onu oynadığınız an kazanırsınız. Şu an son 2 yıl dünyadaki bütün güvenlik üreticileri tamamen buraya odaklanmış durumda. Hackerlar da buraya odaklanmış durumda. Çünkü orada bir cevher buldular. Yani 1 milyardan fazla bilgisayar kullanıcısı var. Bunları hani %1'iyle uğraşsalar zaten 3-5 sene ekmek yerler. Başarılı saldırılara baktığımızda %90-95 oranında aslında hep böyle son kullanıcıya yapılan sosyal mühendislik saldırıları. Neden anlatıyorum bunu? Birazdan hani firma yapılabilecek bu saldırıları nasıl tespit edebileceğiz? Onu göstermeye çalışacağım. Örneklere baktığımızda işte şöyle bir güzel bir sayfa geliyor, güzel bir alan adı geliyor. Sizden işte kredi kartınızı istiyor ya da biz ne yapıyoruz şimdi bunları test yaparken daha çok yaz dönüm geldi. Konser bileti, ücretsiz konser bileti, ücretsiz iPad hediyesi falan vermeye çalışıyoruz. Hatta böyle büyük müşterimizde 3 ay geçti. 3 aydan beri hala o hediye iPad'i alacağını düşünen arkadaşlar var yani. Bilgilerine girmiş, o iPad'in geleceğini düşünen arkadaşlar da görüyoruz. Peki burada ne kullanılıyor? Bir, e-posta adresi. İkincisi, alan adı bir tane site. Eğer ben bunları, yani sizin e-posta adreslerinizi internette takip edebiliyorsam, başına bir şey gelmeden önce haber verebiliyorsam, bakın sizin mail adresiniz şurada geçti. Dolayısıyla ya buradan bir spam mail alacaksınız ya buradan bir phishing mail alacaksınız diyebiliyorsam, bu benim sizin başınıza gelecek şeyi önceden tahmin etmemi kolaylaştıracak. Diğeri de gelen her mailde bir link oluyor. Yani benim bu saldırıyı tespit edebilmem için erkenden iki tane bileşene ihtiyacım var. Bunları da göstermeye çalıştım. Burada çok kısaca bir video var. Hani izlemiş olanlarınız vardı, izlemeyenler için. Evet, şifrenizi belirlerken neye dikkat ediyorsunuz internetin? El numarası falan oluyor arada. Bazen de random şeyler yapıyorum yani. Şifreniz nedir diye sorsam. 99 089 3128. Şifreniz nedir? Çocukların adı nasıl ki? Bugur Emo. Yani ismim Ali. Şey koyarım. 123 Ali. Q A Z Ali. Çok şifrelerim genellikle öyle diyor. Şifreniz nedir? Benimki çok karışık ya. Söyleyin efendim. Şifrem büyük T küçük T 0265. Teşekkür ederim. Telefon numarası 0531 669. MTX Pro Go TR gibi falan böyle. Kendi aramızda yaptığımız esprilerle. Soy isim ve doğum tarihi ağırlıklı yani. Kaç doğum bir Türkiye'de? 1992. Soyadın? Nazlı. Kendi şifremi. Adıma göre abi yani. Aynen. Bu ne? Ozan. Soyadın nedir? Demirkol. Abi şu anda ben şifremi verdim. Şifremizi belirlerken neye dikkat ediyorsunuz? Yabancı ismi olmasına. Nedir mesela? Osama Bin Laden. Şifreniz nedir? Beşiktaş. Efendim şifreniz nedir? Tuttum takım. Doğum tarihi. Fenerbahçe. Doğum tarihi. 1986. Şifreniz nedir? Mustafa Murat. Şifrenizi koyarken neye dikkat ediyorsun? Valla genelde kimsenin ulaşamayacağı şifreler koymaya çalışıyorum abi. Ne gibi mesela? Allah beni korusun bir de. Allah beni korusun bir de. Şifreniz nedir diyorsun? 31-31-58'dir. En zoru bu yani. Kimse bulamaz. Yani bu bize aslında hackerların neden düzeyde kaldığını da gösteriyor. Çünkü böyle bir kabiliyetimiz var. Ben şeyden hatırlıyorum yani sık sık Ankara'ya gittiğim için işte orada bazen derbere falan gidiyorum. O konuşmada benim yeni sürelim ait bilgiyi öğreniyor adam. Yani bir kere açıldığınız anda yalan söylediğinizde bir kere çarpacaksın bir duvara. O yüzden hani doğru konuşmaya çalışıyorsun. Doğru konuştukça adam soruyor. Bir akrabalık ilişkisi bulmaya çalışıyor bir yandan. Onu zorladıkça da siz ne yapıyorsanız, hangi kuruma çalışıyorsanız, hangi proje yapıyorsunuz hepsini öğrenmeye çalışıyor. Dolayısıyla hani farkındalık kısmı açıkçası biraz can yakacak gözüküyor bundan sonra. Bir de ransomware saldırılarından bahsedelim çok kısaca. Bu da artık hani işin paraya döndüğünün net göstergesi. Yaklaşık olarak cirosu işte 600 milyon dolarlık bir iş
hacmi var burada bütün dünyada. Hani size mail gönderiyor, tıklıyorsunuz, bilgisayarınıza şifre veriyor vesaire, oradan para istiyor. Bunlar bir planını tamamen incelediğinizde adım adım çok net bir şekilde çözebilirsiniz. Yani bu kadar zor çözülmesi bir zor bir problemdir. Sadece önden bazı istihbarat alırsanız, bu adamların nasıl çalıştığını bilirseniz, bu saldırıları %95 oranında engelleyebilirsiniz. Hani sadece tespit değil, engellemek de oldukça kolay oluyor. Diğer bir saldırı tipinden hızlıca bahsedeyim. Hani hep böyle şeylerden hızlıca geçiyorum ki bunları nasıl tahmin edebileceğimizi göstermek açısından bilginiz olsun. Web saldırıları, hemen hepiniz yazılımcısınız. Hani en fazla çıkan zafiyetlerden birisi web yazılımı. Çünkü bir sürü programlama dili var, bir sürü framework var, bir sürü de yazılımcı var. Bunların üçünü bir araya getirdiğinizde eğer gerçekten güvenli yazılım geliştirme metodolojilerine uymuyorsa bir developer mutlaka hata yapacak. Mutlaka hata yapacak ve o hatayı birileri bulduğunda otomatik olarak sistemi ele geçirmeye sebep olabilir. Web saldırılarını sadece web sistemini etkileyecek bir şey olarak düşünmeyin. Tamamen bütün işletim sistemi, hatta bütün network'ü, bütün komple sistemi ele geçirebilecek zafiyetlere, şeylere yol açabilir web zafiyetleri. Neden hani biz bu problemi yaşıyoruz? Çok uzun yıllardır kullandığım beklendi. Gartner'ın, biliyordursunuz hani düzenli olarak IT dünyasıyla ilgili raporlar yayınlıyor ve yön veriyor IT dünyasına. Gartner diyor ki, yani problemin temeli neymiş? Siz diyor atakların %75'ini web uygulamalarından alıyorsunuz. Ama diyor yatırımın diyor %90'ını başka yere yapıyorsunuz. Yani siz yanlış yapıyorsunuz. Gidip de yazılıma, web uygulamalarına yatırım, bunların güvenliğine yatırım yapmak varken tamamen farklı bir tarafa yatırım yapıyorsunuz ve bu da sizin uzun vadede web uygulamalarınızın güvenli olmayacağının göstergesi. Şu an bu rakamlar %90 olmuş durumda. Web application'lara yönelik ataklar, hani sosyal mühendisliği saymazsak. Network tarafındaki yatırımlar ise tamamen artmış durumda. Dolayısıyla yani burada da bir web uygulamalarıyla ilgili ciddi problem var. Peki neler çıkıyor web uygulamalarıyla ilgili? İşte platform ve sunucu tabanlı güvenlik açıkları. Mesela Apache Stratus'la ilgili bir remote code execution zafiyeti çıktı. Türkiye'de yaklaşık olarak 650 tane sistem varmış bunu kullanan. İşte arama motorları var, Shodan, HQ gibi. Oraya yazıyorsunuz bunun şeyini. O size hangi sistemler bu zafiyeti barındırıyor yaklaşık olarak söylüyor. Ve elinizde hazır bir, yani Apache Stratus'ı hackleyebileceğiniz exploit dediğimiz o istismar kodu var. Hangi sistemlerde oldu var? Artık bunu otomatize ettiğinizde var elimizde. Dünya üzerinde şu an 25 bin tane hala açık sistem varmış. Bunu şöyle düşünün. Bunu barındıran ve patchlemeyen bir sistemin işte yaklaşık 3 ay içerisinde, 4 ay içerisinde hackleneceğini tahmin etmek için kâin olmaya gerek yok aslında. Elimizdeki veriler burada çok net. Kodsal problemler, bunlar biraz daha kolaylaşmaya başladı. Kullanılan frameworklerle birlikte artık hani tarihin eski sayfalarında yerlerini alacaklar. Bir de mimarisel bir hata, kullanıcı hataları. İşte size de link verilen JavaScript'in güvenliğini yapıştırdı. Ön tanıma bırakılan hesaplara işte Java, Tomcat kullanıyorsunuz. En çok bizim sevdiğimiz yazılımlardan birisi. Biz bir pen testle, güvenlik denetimine gittiğimizde Tomcat'in 7 ve önceki versiyonlarına default credential'lar kullanılırdı. Ona bir kere girdiğinizde olay bitmiştir. Yani bütün şirketi oradan ele geçirebiliyordunuz. Tomcat, Glassfish, aklınıza gelebilecek böyle hemen hemen kullanılan container yazılımlarının hemen hemen hepsinde böyle default account'lar vardı. Bunları siz bir yerde bulup depoluyorsanız başınıza bir şey gelme ihtimalini tahmin edebilirsiniz. Peki nasıl tespit ediyorlar bunlar? Hani otomatik olarak sistem dolaşmıyorlar. Yine exploitdb.com diye bir site var. Burada bütün açıklıklar yayınlanıyor ve bu açıkları Google üzerinden nasıl arayacağınız yayınlanıyor. Yani aslında birçok şey hazır. Bizim de o arka tarafta hani büyük veri havuzuna topladığımız şeyler bunlar. Yani Google'dan git şu karakterleri, işte Google Docs dedi, arattır. Buna sahip olan bütün sistemleri kaydet. Sonra git bunu arattır, kaydet. Sonra git bunu arattır, kaydet. Eğer kaydettiklerinden birisi skorlamaya çalıştığın firmaya aitse ver skoru geç. Ver skoru geç ve işte firmanın başına bir şey geldiğinde olacak sinyali de biliyorsunuz. O sinyali gördüğünüzde firma yüklenmiştir diye işaretleyebiliyorsunuz. Bu da yine işte Panama Papers'tan bahsettiğim gibi WordPress plugin'i, bakın Slider Revolution diye bir tane yaması da yayınlanmış bir plugin'i güncellemedi diye bu Panama Papers firması bloğunda oradan exchange'ine uzanıyorlar, mail server'ını ekliyorlar, oradan bütün dataları ekliyorlar ve dünyanın dediğim gibi gidişatını etkileyecek bir şey ortaya çıkıyor. Biraz bunları nasıl kullanacağımızdan bahsedelim, zamanım dediğim gibi kısa gidiyor. İşte bu dataların hepsini düşünün. Bunları toplayan bir yapı var. Bunlar ama ham veri. Tek başına bir değer ifade etmiyor. Yani Apache Struts ya da işte Tomcat default credential olan sistemleri toplamak benim işime yaramıyor. Günde bizim şu an ham veri olarak
üzerinde çalıştığımız miktar yaklaşık 10 terabayt. Yani 10 terabaytlık veriden aslında 1 gigabaytlık anlam ifade eden bir şeyler çıkartabiliyorsanız aksiyon almak üzere. Bu işte istihbarat olarak geliyor. Yani veriyi alıyorsunuz, topluyorsunuz, aksiyoner hale, buradan iş yapabilir hale getireceğimiz bilgi parçalarını istihbarat olarak değerlendiriyoruz. Genelde hani siber istihbarat dediğimizde aklımıza böyle bir harita geliyor. Bu da işte değişik sensörleri olan bir firma dünyanın her yerinde kim kime saldırıyor bunu çıkartıyor. Aslında çok zor bir şeydir, çok kolay bir şey bunu yapılması. Bu arada firma battı, bunu yapan firma. Çünkü tamamen veri üzerine çalışıyor. Yani bu verdiği şey bize istihbarat değildi. Dünyada Çin'in Amerika'ya saldırdığını ya da Amerika'nın Rusya'ya saldırdığını tahmin etmek için istihbaratçı olmaya gerekiyor. Zaten bu devam eden bir şey ama unique olarak bir firmanın başına gelebilecek şeyi gösterebiliyorsanız siz o zaman çok değerli bir iş yapıyorsunuz denir. Siber istihbarat diye yeni bir kavram girdi hayatımıza. Aklınıza gelebilecek internetteki her şeyi topluyoruz. Yani sohbet odalarından, forumlardan, ara motorlarından, deep web, işte darknet, ondan sonra content management sistemlerindeki zafiyetler, sosyal medya, aklınıza gelen her şeyi topluyoruz. Ve burada belli anahtar kelimelerle sistemlerden bir şeyler çıkartmaya çalışıyoruz ve tahmin yapmaya çalışıyoruz. Yani aslında konuya şu an gelmeye başladık. Peki neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyoruz? Bakın underground forumdan birkaç örnek. Yani siz burada otururken birileri de sizin datalarınızın olduğu sistemleri hacklemeyle ve bunları hackledikten sonra satmayla uğraşıyorlar. Burada bir yeni bir ekosistem ve ekonomi oluşmuş durumda. Yani sizin adınıza otel uçak bileti kiralayandan tutun da fatura ödeyene kadar her şey var. Yani sizin 300 lira faturanız varsa 150 lira veriyorsunuz, 300 lira faturanız ödenmiş oluyor. Hatta bunu net söyleyelim. Bu ödediğiniz fatura çalıntı kredi kartıyla ödendiğinden dolayı 1-2 ay içerisinde anlaşılıyor ve tekrar fatura ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bu sefer plus 300, yani 300 lira faturanız var, 150 liraya bunu kurtardım diyorsun, 450 liraya gelmiş oluyor şey. Bu da yeni aldığım ekran görüntülerinden birisi. Birisi 12 tane büyük sigorta firmasının datalarını satıyorum diyor. Bu arada hani kayıt alındığından dolayı ne söylemek lazım? Sigorta firmaları eklenmedi burada. Sigorta firmalarına hizmet veren, hizmet alan bir acente eklenmiş belli ki. Hepsine birden böyle dataları günlük olarak kaydediyor. Şimdi bu şu anlamı bilir. Bizim bütün o kişisel ve hassas olarak düşündüğümüz verilerin hepsi bir yerde zaten satılıyor. Birinci eli, ikinci eli, birinci eli 4000 lira civarındaydı. İşte ikinci eli 400 liraya, 500 liraya kadar düşüyor. Datanın zamanla birlikte değeri aslında düşmüş oluyor. Peki bu dataları ne yapacaksınız? Bu datalar şuna sebep olabilir. Yani sizin adınıza sahte kart çıkartmaktan tutun da aklınıza gelecek hemen hemen her şeyi yapabilirler. Peki siber istihbarat kullanarak saldırıları önceden tespit etmek mümkün mü? Bunun örneklerine 2-3 tanesinden bakalım. Evet, bir, ortak hesap kullanımı. Yani bu salondaki hemen hemen herkesin tahmin ediyorum ki en az 5 tane farklı online servise kayıt olduğunu söyleyebiliriz değil mi? İşte Gmail, Twitter, LinkedIn vesaire. LinkedIn kullanan var mı? Kullanmayan var mı? Pardon. Maşallah. 1-2, tamam. 50'de 2 diyelim. %4 civarında bir istatistik var. LinkedIn özellikle önemli. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü en az 30 tane yere üye oluyoruz ve her birisi için ayrı şifre vermek bakın ben 15 yıldır güvenlik işinde oluyorum. Ben bile yapamıyorum çünkü unutuyorum. Ya aynı şifreleri vermeye başlıyorsunuz, ya benzer şifreleri vermeye başlıyorsunuz ya da işte password korumalı böyle password saklama yazılımları kullanıyorsunuz ki onların güvenlik riskleri farklı olabiliyor. Dolayısıyla çoğu son kullanıcı bu kadar teknik şeyle uğraşmadığı için aynı şifreyi veriyor hepsine. Peki ne oluyor bu? O e-postanızın, bir yere verdiğiniz e-postanızın firması hacklendiğinde e-posta şifrenizde hacklenirse ne olur? Bir, eğer şirkete bağlandığınız VPN için kullanıyorsanız bütün şirketin bilgileri gidebilir. Eğer şirketin VPN politikaları çok sıkı değilse. iCloud hesabınız varsa oradan iPhone'unuza vesaire her şeye ulaşabilir. Evinizdeki bilgisayarlara kadar ulaşabilir. İşte mailinize faturalarınız geliyorsa, Twitter hesaplarınız vesaire her şey aslında mail ile birlikte. Yani iş dünyasındaki bir insanın hayatı hemen hemen bir mail ile iletişim kuruluyor her durumda. Dolayısıyla maili kaybettiğinizde aslında hayatınızı bir nevi dijital tarafta kaybetmiş oluyorsunuz. Bakın çalıntı hesap kullanımının zararları nedir? Yani buradan şuna gelmeye çalışıyorum. Eğer sizin şirketinizin çalışanların hesabı bir yerde çalındıysa bu sizin şirketinizin başına bir şey gelme ihtimalini %5 oranında arttırıyor. Neden? LinkedIn hacklenmişti 2012 yılında, 2015 yılında ortaya çıktı. LinkedIn hacklendikten sonra haberlere çıktı ve verilere internete satılmaya başlandı. LinkedIn, hepiniz LinkedIn üyesisiniz, mutlaka LinkedIn password'ünüzün bir yerde internette ifşa olduğunu söyleyebiliriz. Aynı password'ü kullandıysanız LinkedIn'deki, otomatik olarak işte
bir e-ticaret sitesinde kullandıysanız e-ticaret hesabınızda hacklenmiş olabilir ya da birileri kurcalı olabilir. Bu çok net bir örnek. Dropbox firması aslında hacklenmiyor. Dropbox'ta çalışanlardan bir tanesi LinkedIn'de Dropbox mailini kullanıyor. @dropbox.com mailini kullanıyor. LinkedIn'in hackini inceleyen adam bakıyor, Dropbox mail adresi biri var. Aynı şifreyi kullanmış mı diye Dropbox'a gidiyor, tutturuyor. Dropbox'ın network'üne gidiyor. Dropbox'ın network'üne gidip oradan 68 milyon kullanıcının credential'ını da çalıyor. Yani bir firmanın hacklenmesi aslında sizin de hacklenebileceğiniz anlamına geliyor. Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz. Tamamen bunu nasıl kontrol edeceğinizden bahsedeyim. Bu search.norms.com arka tarafta Google BigQuery kullanıyoruz. Buraya mail adresinizi girdiğinizde ya da şirketinizin mail adresini e-ticaretle girdiğinizde şirketinizden kaç çalışanın mail adresinin buralarda geçtiğini gösterebiliyorsunuz. Biz şunu söyleyebiliriz. Diyoruz ki eğer bir yeni forum hacklendiyse ve bu forumda sizin kullanıcılarınızdan belli bir oranda geçiyorsa bu sizin başınıza bir şeyin gelme ihtimali şu kadar arttırıyor. Önceki tecrübelerimize dayanarak bunu söyleyebiliriz. Çünkü şu an dünyada yaklaşık olarak 4 milyar civarında ki internet kullanıcıların en az 2 katı, 3 katıdır bu. 4 milyar civarında hacklenmiş kişisel bilgi var. Biz bu kişisel bilgilerin firmanın güvenlik riskini tahmin etmeye ve yönlendirmeye çalışıyoruz. Peki nasıl kullanıyorlar bunu? Bir tane örnek vereyim. Checker diye programlar var. Adam LinkedIn'deki bütün username password'ı alıyor. Gidilen Twitter'da bunları denemeye başlıyor. Capture vesaire bir şekilde bypass ediyor. Bir zafiyetin olarak. Bu sefer diyor ki ben 500 bin tane Twitter hesabını hackledim. Aslında hacklenen LinkedIn, hacklenen başka bir yer. Yahoo. Yahoo'daki hesabınızı siz başka bir yerde kullandıysanız otomatik olarak orası da sanki hacklenmiş gibi size ciddi veriyor. Geçiyorum bunları. Peki gelelim domain istihbaratına. Yani DNS üzerinden neler yapabiliriz? Çalıntı o kişisel veri en fazla kullanılan yöntemlerden birisi bu arada. Hani firmaların başına bir şey gelmeyi geleceğini tahmin etmek için. Şimdi DNS aşağı yukarı teknik insanlarız hemen hemen hepimiz. Hayatımızın yani internet hayatımızın nasıl çalışacağını, nerelere gideceğimizi belirleyen ana protokol. Yani siz bir yere mail gönderdiğinizde DNS devreye giriyor. Bir sayfaya gideceğinizde DNS devreye giriyor, sizi yönlendiriyor. Bu saldırganların da tamamına yakını. Yani phishing olsun, ransomware olsun, sosyal mühendislik vesaire DNS üzerinden yapmak zorunda. IP üzerinden kimse artık iş yapmıyor. Çünkü IP'ler hemen yakalandığında iptal ediliyor. Bakın bu da bizim çok basit domain istihbaratı. Yani günlük siz bir alanı satın aldığınızda bu bizim önümüze düşüyor. 200 bin tane günlük alanı satın aldığı ortalama. Biz bunların hepsini alıyoruz. Belli algoritmalardan geçerek belli anahtar kelimelerle bunun iyi mi kötü mü olduğunu. Burada NLP kullanıyoruz biraz aslında. Yani doğal dile ne kadar yakın bir kelime almış adam, bu zararlı mıdır, değil midir? Bir puanlama yapıyoruz ya satın alan alan. Ama şunu çok net söyleyebiliriz değil mi? Bunları alan bir adam iyi niyetli değildir herhalde, değil mi? Ya da e-devlet.com'u alan bir adamı. Şimdi ben şunu söylesem, herhalde kainlik yapmış olmam. Bu alana da alındıktan bir hafta sonra e-devletle ilgili bir sosyal mühendislik saldırısı yapılacak, bir oltalama saldırısı yapılacak diyebilir miyim? Diyebilirim. Ki nitekim alındıktan sonra 48 saat içerisinde bu saldırıyı yapıyorlar. Hatta 12 saate kadar düşünmeden, çünkü bunlar aldığında bizim gibi firmaların da bunları takip ettiğini bilip operasyonunu hızlı bitirmesi lazım ki domain iptal olmasın. Şimdi ben bunu burada yayınlıyorum. NS alt çizgi alarmiste bir Twitter hesabını ücretsiz yayınlıyorum. Adam buradan görüyor. Aha diyor, ben diyor domain aldım, operasyon yapacağım. Burada yayınlamış. İnsanlar bu alan adlarını engelleyecekler. Dolayısıyla benim operasyonum başarısız oluyor. O yüzden onlar da çok hızlı hareket etmek zorunda kalıyorlar. En son gördüğüm 8 saate kadar düşmüş durumda. Alan adını aldıktan sonra 8 saat içerisinde kullanıyor ve bitiriyor. Ve tek seferde kalıyor. Ve bu ekibi takip ediyorum ben yaklaşık 1-1,5 yıldır. Ayda 100 bin dolar para harcıyor bu işe. Ayda 100 bin dolar gideri. Gelirde tutturduğunda 2.3 milyon dolara falan geliyor. Yani hep böyle devamlı alan adlarını satın alıyor ve buradan operasyon yapıyor. Şimdi burada bir firmanın ismi geçiyorsa ben bu firmayla ilgili bir şey yapılacağını tahmin etmem herhalde çok zor değil. Ve ne kadar çok alınıyorsa, bir kere şunu yaşadık, bir bankanın ismi, hani isim vermeden devam edelim. Bir bankayla ilgili aynı gün 40 tane alan adı alalım. Bu şu demektir, bu bankaya bir operasyon geliyor. Bu bankanın müşterilerine ve çalışanlara bir operasyon, siber operasyon geliyor. Akşamında zaten başladı. Yani biz sabahında fark ettik, saat 5'ten sonra başladı. Saat 5'ten sonra başlamasının sebebi de şu, yapanlar Türk'tü. Bankanın saat 5'ten sonra güvenlikçilerin çalışmadığını düşünerekten hani ben 5'ten sonra gönderirsem bunları kapatması sabaha bulur. Dolayısıyla en azından alacağımı alırım diye. Geçiyorum. Nerelerde buluyoruz? Banka ihlalini tespit edebiliyoruz domain üzerinden. Hacker gruplarının takipini yapabiliyoruz. Botnetlere
üye bilgisayarları tespit edebiliyoruz. Ransomware saldırılarında tamamında %99'a yakın oranda önce bir domain alıyor, sonra oraya bir link koyuyor, bir exe vesaire koyuyor, sonra mail atıyor. Ben bu domaini kapattırdığım anda siz o linke tıklayamayacağınız için ransomware saldırıları aslında çoğunluğunu baştan engellemiş oluyorum ya da başımıza gelebileceğini tahmin etmiş oluyorum. Örnek 3, çok az zamanım kaldı, o yüzden daha da hızlanıyorum. Zafiyet istihbaratı ile ilgili. Şimdi sizin internete açık yüzlerce, belki onlarca IP adresiniz var. Bunlardan bir tanesinde WordPress kullanıyorsunuz. Ve WordPress ile ilgili bir zafiyet çıktığında, benim eğer WordPress'i kapatmadıysanız, bendeki versiyon bilgisine göre kapatmadıysanız, ben sizin başınıza bu WordPress'ten dolayı bir olay gelebileceğini tahmin eder miyim? Ederim. Bunun da bir oranı var. Hani ne kadar sürede kapattığınızı ölçüyoruz. Yazılımın açıklık seviyesini ölçüyoruz. Ne kadar çok bulunduğunu ölçüyoruz ve bir puan veriyoruz. Öncekinden DNS'ten bir puan veriyoruz. İşte çalınan hesap bilgisinden bir puan veriyoruz. Bunları topladığımızda sizin başınıza gelebilecek şeyler aslında çok uzak olmayacak şekilde tahmin etmeye çalışıyoruz. Bunun için herhangi bir şekilde firmanıza dokunmuyoruz. Yani taramıyoruz. İnternette bu tip projeler var. Bütün dünyayı tarıyorlar. Onlardan aldığınız veri vermesiz. Şu an hani şunu söyleyebilirim ben. Sabahleyin çıkan WordPress zafiyetinin Türkiye'de kaç tanesi de olduğunu bugün söyleyebilirim. Basit bir soru gibi. Ya da dünyadaki hangi ülkenin bu zafiyetten en fazla etkileneceğini söyleyebilirim. Hatta parantez için yayınlanan NSA'dan sızan bilgilerde şunun için kullanıyorlarmış bu veri. İşte Rusya'da bir yere operasyon yapacaklar. Oradaki zafiyetleri almak için böyle bir veri tabanı kullanıyorlarmış. Yani dünyanın zafiyet haritasını çok net bir şekilde kendinizde bu ücretsiz verilerden çıkartabilirsiniz biraz dolaşıp. Biz üründe bunu yapıyoruz. Yani sizin bütün çeperinizde devamlı dolaşan bir servis var. Sizdeki versiyonu alıyor, o gün yeni çıkan güvenlik zafiyeti alıyor. Diyor ki siz diyor Windows 2008 kullanıyorsunuz, bugün de yeni bir zafiyet çıktı. Ya da hiç zafiyet yayınlanmadı çünkü zafiyetler genelde 3 ay sonra yayınlanıyor. Twitter'da sizin kullandığınız yazılımla ilgili bir şeyler dönüyor şu an diyor. Bir şeyler var, hani daha yayınlanmamış ama bir şeyler dönüyor, bilginiz olsun. Ki genelde hani bu tip şeyler yayınlanmadan önce bir sosyal medyada, belli gruplar arasında, forumlarda geçmeye başlar. Peki biz başka ne yapıyoruz? Hani pot sistemler kuruyoruz? Bunlar tuzak sistemler. Yani hackerları yakalamak için aslında tuzak sistemler kuruyoruz ki hackerların hangi IP'lerden saldırdıklarını, hani DDoS'ta vesaire IP'ye ihtiyacımız var diye bu IP'leri yakalayıp, bu IP'ler eğer sizin network'ünüze geliyorsa ya da sizin IP'leriniz bu honeypotlara bağlanıyorsa, evet sizin bir firmanız hacklenmiştir, başınıza bir şey gelmiştir diyebilmek için böyle tuzak sistemler kullanıyoruz. Şu an kullandığımız sistem çöpleri 100 tane sensörü var, 100 farklı noktada makinemiz var. Üzerine bağlananları ölçüyoruz. Mesela WordPress'le ilgili sabah baktığımda ben 100'e yakın istek gelmiş. Akşam gittiğinde muhtemelen 10.000 tane istek gelecek. Çünkü ortalama bir IP adresi ayağa kalktığında Türkiye'de bir gün içerisinde 10.000 tane saldırı alıyor. Bunlar tamamı hani mesh scan olarak adlandırdığımız Çin'den, Rusya'dan vesaireden gelen böyle amaçsız saldırılar. Yani ya tutarsa mantığıyla yapılan saldırılar ama biz onların hepsini tutup ne yapıyoruz burada? Lokasyon bazlı bildirmeye çalışıyoruz. Eğer sizin IP adreslerinizden biri bizim bu tuzak sistemlere dokunmuşsa bu şu demektir. Sizin bilgisayarınız hacklenmiş ve bir botnet'e üye yapılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla elinde bu bilgi de var. Yani eğer sizin IP adresiniz bir şekilde kara listelere vesaireye girdiyse bu sizin içinizde bir şeylerin dolaştığı anlamına gelir. Anlık ve geri dönük olarak neler elde ediyoruz? Türkiye'ye yönelik hangi ülkelerin şu an siber saldırı yaptığını, en fazla siber saldırı yaptığını, hangi tip siber saldırı yaptığından tutun da yeni çıkmış güvenlik zafiyetlerinin tespitine kadar hemen hemen aklınıza gelebilen bir hackerların bir yöntemlerini takip ederek buradan bir çıktı görebiliyoruz. Bunları kendi sistemlerinize entegre edersiniz. Yazılımınız varsa hani e-ticaret sitesiyseniz buradan alacağınız IP adreslerinden gelecek istekleri e-ticaret sitesinde kabul etmezseniz dolayısıyla ne olur? Hani ayda yaklaşık olarak 300 bin yakın biz IP yapılıyoruz. Bu IP'lerden sizin sisteminize yapılacak bir saldırıyı otomatik olarak engellemiş olursunuz. Çünkü bu IP'lerin iyi niyetli olma ihtimali çok düşük. Tamamen saldırılarda kullanılıyor. Bu da bir tarafta Elasticsearch kullandığımızdan dolayı birkaç böyle grafik çıkartmaya çalıştık rakamlarla. Vaktimiz olmadığı için burada detaylara değinemiyorum ama sunumun geri kalanında hani size dağıtılacak kısmında bu işin teknolojik arka planından da biraz bahsetmeye çalışacağım. Bu da bizim firmalara verdiğimiz arka planında yaptığımız bu işlemler için bir skorlama. Yani sizin kategorinizdeki firmalar arasında
iyi durumdasınız ya da kötü durumdasınız. Böyle giderseniz %26 aralığında işte hacklenme ihtimaliniz var. İşte şunları yapmazsanız %8, şunları yapmazsanız 6 ay içerisinde %43 oranında başınıza bir güvenlik problemi gelme ihtimali var diyebiliriz. Burada peki neyi kullanıyoruz? Arka tarafta inanılmaz büyük bir veri havuzumuz var. Yani topluyoruz, çerçup atıyoruz. Sonra elimizde hacklenmiş firmaların listesi var. Bunlar internetten, tamamen internetten alıyoruz bu arada. Hiçbir şekilde kurumlara dokunmuyoruz. Hacklenmiş firmaların neden eklendiklerine bakıyoruz. Ara noktalar çıkartıyoruz. Eklenmiş firmaların neden eklendiğine baktıktan sonra bizim firmanın puanlamasını çıkartıyoruz. Üzerindeki eksiklerini çıkartıyoruz. Diyoruz ki benim firmamın sahip olduğu eksi özellikler daha önceki hangi firmalara sahipti bunlar. Hop, buradan random forest algoritması kullanarak yapmaya çalışıyoruz. Evet, benim firmam şu eklenmiş firmalara çok benzediğinden dolayı bunlar ne zaman eklenmiş? Şu tarihte. Ben de bu tarihten itibaren 3 ay içerisinde eğer önlem almazsam başıma bir şey gelebilir diye bir tahminde bulunmaya çalışıyoruz. Ya da sadece eklenme tahmini değil, firmaların kendisini yaptıkları yatırımı görme amacıyla da bunu kullanabilirsiniz. Yani güvenlik genelde ölçülebilir bir şey değildir. Milyon dolarlık yatırım yaparsınız. Bunu nasıl ölçeceksiniz? Yani benim güvenliğim arttı mı, azaldı mı? Hani yazılımda nedir? En azından yazılımın çalıştığını bilirsiniz. Kod satır sayısına bakarsınız, bir şeyler yazıldığını görürsünüz. Ama güvenlikte hacklenene kadar yaptığınız şey bir türlü anlaşılmaz. Başka bir şey de cyber insurance, yani siber sigortacılıkta acayip kullanılan bir şey. Yani siz bir firmayı sigortalamadan önce o firmanın skoruna sahip olursanız yazacağınız poliçe değil, yazacağınız faturadaki rakamı ona göre ayarlarsınız. Yani bir ay sonra başına bir iş gelecek firmaya 100 bin lira değil de 200 bin lira alırsınız. Sabah gelirken haberlerden dedim, Fransa biliyorsun seçimde oluyor, hacklenmiş, ortada bir sürü datalar çıkmış. Halbuki muhtemelen o sistemleri böyle bir şeyden geçirseniz hacklenebileceğini tahmin etmek çok zor olmayacaktı. Burada bir firmanın başına bir şey gelmenin iki ana şey var. Bir, firmanın zafiyetleri, bunu bulmak çok kolay. İki, firmanın hedef alınması. Türkiye'de mesela o kadar çok firma var ki hedef alınsa hacklenecek olur. Ama bir şekilde o hani kör kurşun denk gelmiyor. Dolayısıyla hani firmanın başına gelebilecek şeyin iki bacağı var. Bir, hedef alınması, popülaritesi. İkincisi, bünyesinin buna karşı bağışıklığın olmaması diyebiliriz. Vaktim herhalde kalmadı. Varsa soru alabilirim. Var mı soru? Ben. İki tane soru soracağım. O zaman iki tane eğitim vereyim size. Bir tane.